İkincisi, neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler. İn ecriya illa alallah, in ecriya illa alallah diyerek insanlardan istina göstermişler. İşte Risale-i Nur külliyatının mazhar olduğu ilahi fütuhat hep bu enbiya mesleğinde sebat kahramanlığının şaheser misali ve harikulade neticesidir. Ve bu sayede Üstad-ı İzzet İlmiyesini cihan kıymet bir elmas gibi muhafaza eylemiştir. Artık herkesin uğrunda esir olduğu maaş, rütbe, servet ve daha nice bin şahsi ve maddi menfaatlerle asla alakası olmayan bir insan nasıl olur da gönüller fatihi olmaz? İmanlı gönüller nasıl onun feyiz ve nuruyla dolmaz? İktisatçılığı, iktisat bundan evvel bahsettiğimiz istinanın tefsir ve izahından başka bir şey değildir. Zaten iktisat sarayına girebilmek için evvela istina denilen kapıdan girmek lazımdır. Bu sebeple iktisatla istina lazımla mevzum kabilindendir. Üstad gibi istina hususunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mücahidin iktisatçılığı kendiliğinden husule gelecek kadar tabii bir haslet halini alır ve artık ona günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kafi gelebilir. Zira bu büyük insan, büyük ve munsif Fransız şairi Lamartine'in dediği gibi, yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor. Üstadın meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zira bu büyük insanın yüksek iktisatçılığını manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçmek lazım gelir. Mesela üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dahidir. Ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe